Evet herkese merhabalar. Bu videodaki konuğumuz X-Drive'ın ikili monitör standı ya da kolu. Bu arada videoya geçmeden önce şu anda ekranda görmüş olduğunuz kodları kullanarak bu oyunlara sahip olabilirsiniz. Bunları her videoda paylaşacağız demiştik ama çok aralıklı bir şekilde video çektiğimiz için unutuyoruz. Kusura bakmayın. Aklımıza gelmişken de sizlerle bunları paylaşmak istedik. O zaman şimdi ne yapalım? Videoya geçelim. Şimdi öncelikle kutunun dışına bakacak olursak ne görüyoruz burada? Size şöyle hemen göstermeye çalışayım. Neymiş? 17 inç ile 27 inç arasındaki monitörleri taşıyabiliyormuş. Buradaki büyüklük şu sebeple önemli. Monitörünüzün yere çarpmaması için. Hani bunun bir yüksekliği var ya. Ağırlıkla alakalı değil. 2 kilo ile 6,5 kilo arasındaki monitörleri taşıyabiliyormuş. Kendisi VESA uyumluymuş. 75 x 75 ve 100 x 100 yazıyor burada. 360 şekilde dönebiliyormuş. Zaten bunları biliyoruz. 90 derece yukarıya 45 derece aşağıya eğimi varmış. Aynı şekilde 90 derece sağa 90 derece sola eğimi varmış. Kablo koruyucuları varmış. Aynı şekilde neymiş? Curved monitörleri de destekliyormuş. Vesaire vesaire. Model numarası zaten burada yazıyor. Gördüğünüz kutunun diğer tarafında bir şey var mı diye bakıyoruz. Burada QR var. Burada aynı şekilde özelliklerimiz yine var. Tekrar buraya çevirdik. Burada da aynısı var. Şimdi paket açalım. Bu arada X-Drive'a da ürünü bize ulaştırdıkları için teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bantları yırtıyoruz. Evet kolye açtığımızda bizi böyle bir kullanım kılavuzu karşılıyor. Zaten buna az sonra deneyeceğiz. Bunu kenara alıyoruz şimdilik. Onun haricinde standlarımızın şöyle bir parçası var. Bunları da kenara alalım. Şöyle bir parça var. Bu oturtacağımız kısım. Standları kenara aldık. Böyle monitör kolumuzun ilk parçası var. Onu da şu şekilde. Az sonra zaten detaylı bir şekilde göstereceğim. Onu da kenara aldık. Bir de koldan bir tane daha bir de şöyle bir parçamız var. Bunları zaten şimdi hepsini size göstereceğiz. Şunlar haricinde, vidalar haricinde ve alyanlar dışında başka da bir şey çıkmıyor. Şimdi kolyeyi kenar alıyoruz. Bunları karşında diziyoruz ve geri geliyoruz. Evet görmüş olduğunuz üzere bütün parçaları kutudan çıkardık. Kutudan ne geliyor? İki tane kol geliyor. İkiliydi çünkü bu zaten az önce de görmüş olduğunuz üzere. Masanın üst tarafında kalacak ayak kısmımız geliyor. Buraya kolları oturtacağız. Alt tarafta sıkıştırabileceğimiz bir adet metal parçamız geliyor. Bu arada hepsi döküm demirden yapılmış haberiniz olsun. Bunları da buraya sıkıştıracağız ve bu şekilde masaya tutunacaklar. Vidalarımız var. Vidalarımız birkaç çeşit bu arada. Sadece bunlar değil. Somonlarımız aynı şekilde var. Bana sadece 4 adet lazım. 4 adet şu vidadan 4 adet şundan lazım. Siz kendi monitörünüze göre buradaki vidaları belirleyebilirsiniz. Her monitöre uygun yani da vida da göndermişler iki paket olacak şekilde. Şimdi kuruluma geçelim. Evet buradaki vidayı bununla birleştiriyoruz. Buradaki metal parçayı kaldırıyoruz. Alt tarafına mengelerin olduğu kısmı denk getiriyoruz. Hemen ardından vidayı elimize alıp önce elimizle daha sonra da dilerseniz aryanla dilerseniz de benim gibi vidalama aletiyle vidalayabilirsiniz. Bu iki metal parçayı da vidaların uç kısmına oturturuyoruz ve sıklaştırıyoruz. Önce bunu, daha sonra da bunu. İyice sıktınız emin olun masadan kaysın istemezsiniz. Evet sonra standımızı alıyoruz. Ve bu şekilde buraya oturturuyoruz. Burada biraz güç uygulamanız gerekebilir. Endişelenmeyin oturana kadar bastırın. Şimdi ikinci alıyoruz ve az önce yaptığımız gibi güç uygulayarak bastırıyoruz ve yerine oturturuyoruz. Küçük monitör için hem somon hem de vida kullanıyoruz. Çünkü öbür türlü tam uymuyor buna. Vidalar biraz boşlukta kalıyor. Ardından hemen monitörümüzü alıyoruz ve standa oturturuyoruz. Vidaları sonuna kadar sıkmıyoruz. Daha sonra sıkıyoruz. Bu şekilde olduğu gibi. Sonra alt tarafın vidalarına takıyoruz aynı şekilde somonla beraber. Sizin monitörünüzde bu gerekmeyebilir. Bilginiz olsun. Onu da elimizde önce oturtuyoruz. Daha sonra Ardından büyük monitöre geçiyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere somon kullanmadım çünkü bunda ihtiyaç yok. Aynı şekilde bunu da oturtuyoruz standa. Ardından vidalarımızı sıkıyoruz. ve kurulum tamamlanıyor. Bu kadar kolay. Evet şimdi görmüş olduğunuz üzere bizim monitör kurulumumuz bu şekilde. Bir tanesi dik, kendisi 22 inç, bir tanesi yatay, kendisi 27 inç. Zaten 27 inçin üstüne çıkamıyorduk biliyorsunuz. En düşükte 17 inç takıyorsunuz. Bunlar niye önemli? Ağırlık da mesela minimum 2 kilogram diyor. Çünkü 2 kilogramın altında olduğunda kol kendini otomatik olarak havaya kaldırır. Siz onun dengesini ayarlayamazsınız. Dengeyi ayarlamak için de içinden çıkan alyanlarla belli bölgelerdeki vidaları gevşeterek monitör kolunun sertliğini ayarlıyoruz. Bu şekilde monitörümüzün hani ağırlığına göre istediğimiz yumuşaklıkta yukarı kaldırıp aşağı indirebiliyoruz. Bu arada sesim biraz kötü olabilir hasta olduğum için. Bunu da size belirtmiş olalım. Şimdi onun haricinde dediğim gibi biz bu şekilde kullanıyoruz kendisini. Standın artılarını ve eksilerinden size kısaca hemen bahsedeyim. Ondan sonra genel yorum yapıp videoyu bitirelim. Şimdi öncelikle artıları ne? Fiyatı yüksek olan bir stand değil bu. Rakiplerine göre yanlış hatırlamıyorsam yarı yarıya bir fiyatı var. bu sebeple bu stand alınabilir bir konumda bulunuyor. Fiyat performans oranı açısından. Onun haricinde neden bahsedebiliriz? Kendisi full metal. Metal olduğu için sağlam. O yönden bir sıkıntı yok. İkisi de rahatla hareket ediyor. Herhangi bir mesela şunu şöyle ittireyim ya da şöyle yapayım. Görmüş olduğunuz şunları da şu şekilde hatta şöyle de götürüp geri getirebiliyoruz. Tabi düzenimizde biraz bozmuş olduk ama bu şekilde kendilerini rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz. Bu yönden bir sıkıntı yok. Onun haricinde kablo kanallarımız var. Kablo tutucularımız ama keşke bunlar bir tık daha uzun olsaydı. Yani bence kısa olmuşlar. Hem kabloyu daha iyi sarardı. Daha iyi saklardı. O tarafta öyle bir minik eleştirimiz var. Bir de ufak bir eleştirimiz daha şu. Mesela ben şimdi size göstereceğim canlı olarak. Şunu şöyle kenara aldım. Bunu da böyle havaya kaldırdım. Bunu böyle aşağı indirdiğimde ben biraz ne kadar sıkarsanız sıkın monitörün ağırlığından kaynaklı kafa öne eğilmeye başlıyor başlıyor. Haberiniz olsun. Diğerinde öyle bir sıkıntı yok çünkü bu monitör daha hafif ona göre. Bunu rahatlıkla yukarı kaldırıp aşağı indirebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor ama bunda aynısı olmuyor. Eğdiğinizde monitörün kafası görmüş olduğunuz üzere ön tarafa eğiliyor. Ben onu sonuna kadar sıktım. Ona rağmen böyle oluyor. Böyle olması ne yapacaksınız? Şöyle düzelteyim tekrardan. İki elinizle böyle tutup yukarı aşağı yapacaksınız. Bu şekilde ne oluyor? Öne eğilmemiş oluyor. Bilginiz olsun. Aynı şekilde öne arkaya da eğilmekten bahsetmişken bu şekilde eğilebiliyor. Ya tam tersi de şöyle de olabiliyor. Onu da hemen göstereyim size. Bir de şu şekilde neredeyse dümdüz yapabiliyorsunuz bunu. Bilginiz olsun. Daha da yukarı açılanıyor bu, bu arada. Ben şu an bulunduğum konudan kaynaklı düzeltemedim. Onlar haricinde bu monitör standları ne işe yarar? İşte mesela benim gibi istemiyorsanız altta başka bir şey. Kablolarda pek gözüksün istemiyorsanız. Çünkü bunların kendi standlarına koyduğunuz zaman kendi ayaklarına kablolar direkt yere dağılıyor. Ben şu iki kabloyu yok ettiğimde mesela şu mouse'un dahil ortada herhangi bir kablo gözükmeyecek. Benim için önemli olmasının sebebi bu. Bunlar haricinde tabii ki monitör dediğim gibi sağa sola yukarı aşağı çevirebiliyorsunuz. Mesela bu dik şu an görmüş olduğunuz üzere. Şu an dönüyor ve ne oluyor? Onun gibi yatay oluyor. Burada kendi keyfinize kalmış. Bunları yan yana getirebilirsiniz tamamen. Hani ikisi birbirine temas Olabilir. İkisi de 27 inç de olabilir bu arada haberiniz olsun ama üst ve alta koyamazsınız çünkü yeteri kadar yükselmiyor monitörler onu da size belirteyim bunun için farklı stand almanız gerekiyor i̇şte yükseklik ayarı daha fazla olan ya da daha fazla yüksek kalkabilen ya da daha yüksek ince destekleyen monitör standları tercih etmeniz gerekiyor görmüş olduğunuz gibi bunları yatay kullanıyorsunuz üst üste hani yere değdirseniz bile diğerine olmuyor ikisi küçük olsa gerçi 22 inç olsa onları üst üste koyabilirsiniz galiba diye düşünüyorum. Ama bu şekilde 1, 27, 1, 22 üst üste olmuyor haberiniz olsun. Hani üst üste koymak gibi bir niyetiniz varsa ondan bunu size belirtmek istiyorum. Bunlar haricinde mengenin sisteminin alt tarafında bir metal halkalar var görmüştünüz kurulum esnasında. Keşke onların da alt tarafında ya da iç tarafında diyeyim masaya temas ettiği tarafında silikon malzeme olsaymış. Ama ben bunu kurdum. Yaklaşık 1-2 hafta kullandım. Ondan sonra tekrar söktüm. Masada herhangi bir hasar da bırakmamıştı. Benim olsun. Ben hasar bırakır diye düşünmüştüm. Ama yine de bir silikon olsaydı psikolojik olarak da daha çok güven verirdi. Standın kendi direkt alt tarafında X-Drive yazan metal zeminde orada silikon ayaklar mevcut. Bilginiz olsun. Başka ekleyeceğimiz bir şey yok herhalde. Genel olarak fiyat performansı fena olmayan bir stand kendisi. Açıklama kısmında link bulabilirsiniz satın almak için. Ne diyelim o zaman? Videoyu buradan noktalandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sorularınız varsa yorumlarda ya da Discord kanalımıza gelip bize sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince de kendilerine yanıtlamaya çalışıyoruz.